Denizler, o uçsuz bucaksız milyarlarca yıldır salınan, içlerinde türlü çeşit can, büyük büyük atalarımızı doğuran o umman, kıyamet bu kez denizlerden gelecekmiş. Ufuktaki o gemiden, öyle dediler. Ama nasıl, ne zaman bilinmeyen, bu belirsizlik yaktı içimizi dışımızı, hangi karanlık güçlerin elinden, nasıl, ne zaman, geleceği bilinmeyen. İçinde yaşadığımız sarsıntılar, dağları taşları aşan zorluklar yetmezmiş gibi, bir de uzaklardan gelecekmiş yeni kıyametler, öyle mi? Kimimiz attı iki sandalye kıyıya, bakıp duruyor o gizemli gemiye, daha neler gelecek başımıza diye diye. Kimimiz sahillerde dolaşıyor, avunmak için hiç olmazsa bir günlüğüne, ama bir gözleri hep o gemide. Şu çamurun, şu balçığın içinden çıkma ümidi de mi var acaba? O kıyamet gemisini izleyen gözlerde. At izi, it izi, insan izi, heyhat, hepsi birbirine karışmış. Kiminin kendi düşecek, kiminin sureti kıyılara. Ne zaman, nasıl geleceği bilinmeyen kıyametin ayak izlerini araya araya. Biz de o gün konu komşu yerleştik deniz kıyısına. Hem merakla hem korkuyla öylesine oturuyoruz, dalmışız ufuklara. Oysa bizim bildiğimiz kıyamet göklerden gelecekti. Öyle diyordu efsaneler. Hani göklerdeydi hepimizin akıbeti. Hem cennet, hem cehennem hani. İsrafil surun üfleyecek, kopacak kıyamet. Bir daha üfleyecek sonra dirilecekti ya tüm insanlar. Ya bu hayattaki kıyametler, ya insanların şimdi ve burada yaşadığı eziyetler. Yine de takla atıyor çocuklar sahillerde, o bilinmeze inat. Bir daha, bir daha. Umut etme arzusuyla bir daha, bir daha takla atıyorlar. Evet, o ilk günahtan miras arzuyla, elma aşkına.